Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün Jumon'un yavrularını göstereceğim. Bayağı büyüdüler. Artık yuvaya sığmıyorlar. Taşıyorlar yuvadan. Hatta uyuyorlar bile. İnşallah tutar. Kafa açıyor zaman. Yavrularımız bayağı büyüdü arkadaşlar. Hepsi de Allah'a şükür sağlıklı. Bu en köşedeki spangle oldu. Bunu inşallah erkek olur. Bunu kendim ayıracağım. Bir de yanındaki şu beyaz var ya. Onu kendim ayıracağım. Şu küçüklerden de büyük ihtimal biri mavi beyaz olacak. Şu babasına benzeyecek herhalde. Kanatları spangle geliyor bunda. Bunu da büyük ihtimal kendim ayırırım. İki erkek bir tane dişi ayırmayı düşünüyorum arkadaşlar buradan kendime. Bir tanesini de şu en köşedeki yavruyu büyük ihtimal yetimhaneye götüreceğim. Yavru aşağı düşecek. Hayır. Hayır. Şu an nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Git. Şeye git. Kuyruğunda da mavi var arkadaşlar. Dediğim gibi bu mavi beyaz geliyor. Heh, ayağını çek ayağını. Bunların yuvalarını değiştirmem lazım arkadaşlar. Yuvaya sığmıyorlar. Bir dahaki yavrulamaya annesi büyük ihtimal 6-7 tane yumurta yapacak. O zaman hiç sığmazlar. Şimdi zar zor sığıyorlar zaten. Yuvayı kapatamıyorum gördüğünüz gibi. Lan. Heh. Sok şunu içeri. He. Kapattım. Zar zor kapattım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yavrular artık yuvaya sığmıyorlar. Hepsi sağlıklı büyüdüler. Allah'a şükürler olsun. Annesi babası da çok iyi bakıyor. Kafeslerini temizledim şimdi. Bir de video çekeyim dedim. Birazdan da yatımhaneye gideceğim. Salma kafese led taktık. Onun videosunu çekeceğim. Onu da bu videodan sonra atarım herhalde. Daha 2-3 video sonra gelir. Üretimhane videosunu sık sık çekemeyeceğim. Kendi kuşlarımı atacağım böyle sık sık. Üretimhaneye haftada bir iki kere anca atacağım arkadaşlar. Onu da buradan söyleyeyim. Bunlar daha umutlamadılar. Ben bir kere çiftleştiklerini gördüm. Ondan sonra çiftleşmeye devam ettiler mi hiç bilmiyorum. Yuvasını falan hazırlamış zaten. Folluk yapmış kendine. Ortayı boşaltmış. Mısır gölünün ortasını açmış. Sabah baktığımda öyleydi. Şimdi biraz daha oynamış. Şu orta bildiğiniz folluk gibi yapmıştı kendisi. Şimdi biraz daha oynamış yuvayla. Bakayım. Ellemiyorum onları. Uğraşıyorlar kendilerince. Yuvaya falan gidiyorlar. Erkek dişi falan besliyor. Ayak atıyor. Aha düştü. Ne oldu kızı? Gel gel. Gel kızım gel. Bakayım bunlardan da inşallah yavru alırız arkadaşlar. Ümitliyim bunlardan ama. Bu ara bayağı ilgileniyorlar yuvayla. Bir kere de çiftleştiklerini gördüm. İnşallah devam etmişlerdir. Devam etmedilerse yumurta gelmez. Ettilerse çarşamba günü yumurtanın gelmesi lazım ilk yumurtanın. Çünkü çarşamba sabahı çiftleşirken gördüm bunları. Bunlar dediğim gibi hala 5 yavrusuna bakıyor. Çok iyi baklar. Vallahi helal olsun. Bu kadar iyi bakacaklarını zannetmiyordum. Bir de ilk yumurtlamaları. Bunlar da yumurtlamaya devam ediyor. Bugün 5. yumurtasını yumurtlayacaktı. Belki de yumurtlamıştır, hiç bakmadım. Bu erkeğimiz, dişimiz yuvada yatıyor arkadaşlar. Bu erkek de kar topu gibi maşallah. Evet, dişimizi göstereyim. Hatta ilk yumurtaları göstereyim, sonra dişi göstereyim. Dişimiz yatan yumurtaları. 5. gelmiş mi? Yok. 5. daha gelmemiş arkadaşlar. Şu an 4 tane var. 5. de poposun sırtında. Çiftleşme hala devam ediyor bunlar. Büyük ihtimal 7 tane falan yumurtlayacak bu. Çünkü çiftleşmeyi kesmediler. Daha demin ben temizlik yaparken yine çiftleşiyorlar arkadaşlar bunlar. Bir tane yumurtasını da kendi kırdı. Yavrusunu yuvadan atmadı. Atmayınca mecbur. Yumurtayı da kırmak zorunda kaldı. Yavrusu da burada. O bir yumurtayı bunun için kırdı. Bu da çıkmak istiyor dışarıya. Gel. Gel çıkartayım gel. Elime gel elime. Heh, aferin. Gel gel gel. Kameraya atacak herhalde. Öyle. Ay binamızın yavrularının sesi geliyor arkadaşlar. Onun da 4 tane yavrusu çıktı. Bugün 5. çıkması lazım. Belki de çıkmıştır. Bu da şu an elinde kuşa gelmeye çalışıyor. Bunlar birbirlerine dikleşiyorlar sabah. Gene yan yana koydum. Birbirlerine vuruyorlardı. Gene aynı şekilde dikleşiyorlar.
Bu yavrumuz da erkek oldu arkadaşlar. Bakayım 2-3 tane alıcısı var bunun. Juman'ın yavrusu mağaraya kalırsa Juman'ın yavrusunu ayıracağım kendime. O da gitti şu an tepeye. Neyse ben bunları göstereyim. Mor kuşumuz yumurtaya yatmaya devam ediyor. Pisliği hala büyük, yumurtamaya devam edecek ama yumurtaları boş mu dolu mu tam anlayamadım ben bunu arkadaşlar. Işıkla kontrol ettim. Büyük ihtimal yumurtalar gelişmiyor. Bunu bir ara eşinden ayırmak zorunda kaldım. Abimin dişisi vardı, onu verdim. Erkeği onunla çiftleştirdi, onunla yavru yaptı. Geri morla birleştirdikten sonra morda yavru çıkartamadım neyse. Hayvan adam dedi, ne oldu bilmiyorum. Çakalımız da tüyüne girecek. Yeniden tüy dökecek. Bu ara iyi bakılması lazım. Vitaminini falan eksik etmemem lazım. Hasta olursa iri ırk olduğu için biraz zor atlatıyor tüy dökümünü. Hasta olursa zor kurtarırız. O yüzden vitamin falan vereceğim. Düzenli olarak elma sirkesi veriyorum zaten. Şu erkek bir sabit kalsa da şu çakalı görsek. Gözünün oradaki tüyler çıkıyor arkadaşlar, onu görmüşsünüzdür. Erkek de telefonunu temiriyor. Hayır, gelme. Dediğim gibi bunların da şu an 4 yavrusu vardı. Bugün 5. çıkması lazım. Belki de çıkmıştı, hiç bakmadım arkadaşlar. Hadi bismillah. Aynen 5. çıkmamış arkadaşlar. Şu an 4 tane var. Hepsinde kursağa şişik maşallah bakıyorlar. Allah olmayanlar da nasip etsin. Biz uygun ortamı sağlıyoruz. Hayvanların yemini, suyunu, ilaçlarını veriyoruz. Gerisi onlara kalıyor. Şimdi ne yapayım? Gel gel. Gel bana mı geleceksin sen? Gel. Gel oğlum gel. Gel lan. Ne kızıyorsun, ne kızıyorsun, gel. Gel kaçayım, gel. Bu da kendini kaçtırıyor. Çirkin. Kuşlar bir sustu. Gel tamam yeter bu kadar, gel. Gel azıcık elinde gez, gel. Gel baban gili göstereyim sana, gel. Bunu salıyor mu, kendi başına geziyor. Yanıma falan geliyor arkadaşlar. Dolaşıyor böyle. Gel. Nereye gidiyorsun, gel. Dediğim gibi birazdan üretimhaneye gideceğim. Salma ile taktik, onu göstereceğim sizlere. Kendini sakatlayacak bak. Gel. Buna da kafesine ayna falan taktık arkadaşlar. Daha çok olayım. Gel gitme gel. Aferin oğlum. Şimdi kafesine koyalım şöyle bir. Kendini yalnız hissetmesin diye ayna koydum. Aynanın üstünde falan uyuyor geceleri. Yere yem koydum, artık yerden yemiyor. Karşıya yemli koydum, oradan yiyor yemini. Öğrendi yemliği. Dışarıyı öğrendi, içeride durmak istemiyor hiç. Sürekli bir dışarı sevdası oldu hayvanda. Köşeye geçiyor, takla falan atıyor. Bu beni gördüğü zaman sağa sola zıplıyor böyle, uçuyor. Yavrularımız acıkmış herhalde. Bağırıyorlar. Onları bir daha göstereyim. Yuvayı da geri zor kapatıyoruz ama olsun. Birkaç gün sonra da bunları hep çıkartırım alın üstünde. Salarım arkadaşlar, onu da bir lütfen atarım size. Yuva açmaya da korkuyorum, hayvanlar düşecek aşağı. İki tane sarı yeşil attı, iki tane mavi beyaz, bir tane tek renk beyaz verdi arkadaşlar. Bu çiftimiz. Çoğu erkek duruyor ama bilmiyorum yani. İnşallah öyle kalırlar. Bana erkek lazım.
Şu soldaki de güzelmiş aslında. Biraz değişik duruyor. Gri beyaz gibi duruyor ama tam emin değilim. Bu şu aha bu hemen mavi beyaz olacak. Büyük ihtimal şu alttaki yavrumuz gibi olacak. Ama bunun irisi olur. İri renklisi olur. Beni gördüğü zaman direkt yanıma gelmeye çalışıyor burada. Ya yavrumuz da kafasını yuvadan çıkartıyor. O büyüdü. Dışarıyı merak ediyor artık. Bu yavrumuz mesela erkek duruyor arkadaşlar. Burnu mosmor duruyor. Siz de net bir şekilde görürsünüz. O gagasındaki siyahlık ne diye soran arkadaşlar olursa da iri kuşların yavruları gagaları öyle oluyor. Büyüdükçe açılıyor onun rengi. Genelde Çekoslovak'tan üst kuşlar oluyor öyle. Yani yerlerde olmaz o. Siyah gaga yerlerde olmaz. Sadece büyük ırklarda olur o siyah gaga. Benim de bu çiftimde oldu. Bu çiftimde ara sıra oluyor. Bakayım bu sefer var mı hiç. Dikkat etmedim gagalarına. Bunlar o kadar büyümemişler gerçi. Ama uçlarında siyahlık var mesela şu küçüğün. Hepsi karnını doyurmuş uyuyor. Neyse bunları rahatsız etmeyelim. Çok tatlı bir beyaz var bu hayvanın, değişik duruyor. Mavisi de öyle. Evet arkadaşlar, ben videoyu burada bitireceğim. Dediğim gibi birazdan üretimhaneye gideceğim. Salman'ın videosunu çekeceğim. Diğer kuşlarını da çekerim. Sizden isterim, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ve videolarıma like atmayı unutmayın. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.